16 dersimizde sizinle bu videolarımızda geçen de öğrendiğimiz dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanı hesaplamasına ilgili pekiştirme sorular yapacağız. Evet, çantadan başlayalım. Verilen prizmaların yüzey alanını hesaplayınız. Tekrarlıyorum çocuklar, prizma neyle adımlandırıyordu, neyle isimlendiriyordu tabanındaki şekle göre. Örneğin burası 5'e 4 ise bu bir dikdörtgen mi? O halde prizmamız nedir? Bir dikdörtgenler prizması. Peki bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını nasıl hesaplayacaktım? Her bir yüzeyinin alanını toplarsam, yani toplam 6 yüzey var. Bu 6 yüzeyini topladığım zaman ben dikdörtgenler prizmasının toplam yüzey alanını elde ediyordum. Peki bir minik bir detay vardı. Karşılıklı yüzeyleri eş olduğu için, yani 3 tane alanı bulup ben bunu 2 ile çarparsam işim daha kolaylaşacak. Örneğin burası 7 ise burası da kaç olacak? 7. Burası 4 ise burası da 4. Burası 5 ise burası da 5 olacak. Şimdi o zaman ilk dikdörtgenin 5'e 7 ile 7 çarpı 5 çarpı 7'den kaç tane olacak bundan? 2 tane. 5 kere 7 35. Bundan 2 tane dersem 35 çarpı 2 bize kaçı verecek? 5 kere 7 35. 35 çarpı 2'den 70. Burası 70. Birinci yüzeyimiz 70. İkinci yüzey 4 kere 7'den 28. Bakın 4 çarpı 7'den 28. Ama bundan da 2 tane, çünkü karşısında da bundan bir yüzey daha var. 28 çarpı 2'den de kaç olacak bize? 56. Alt taban ve üst tabanımız da 5'e 4'ten 20. Ama 2 tane 20 olduğu için buradan da kaç gelecek bize? 40 gelecek. O halde ben 40'ı, 56'yı ve 70'i toplarsam tüm yüzey alanını bulur muyum? 40 artı 70 artı 40 bize 110. 110 artı 56 da bize toplarsak 166 santimetre kare yapacak. Aynı şekilde bakın 6'ya 4'ten 24. 2 tane 24 var. Yani 48 yazıyorum buraya. Devam ediyorum. Burası 6 ise 10'a 6'dan 60. Bir de arkada var 120. 2 tane. Devam ediyorum. Burası 4, burası 10 ise 10'a 4'ten 40, şu yüzeyde 40, 2 tane de bu yüzeyden var, 80. Birleştirdiğim zaman 8, 4, 2 daha 6, 4, yani 248 santimetre kare midir bizim toplam yüzeyimiz? 248'dir. Aşağıdaki verilenlerin, bakın çocuklar, bütün yüzeyleri eşitse bu bir küp mü? Evet, küp. Küpün alanı neydi? Bir yüzeyi 4 kere 4'ten 16. Kaç yüzey var bize? 6 yüzey var. Çarptık. 96 santimetre kare olacak çocuklar. Bir yüzeyin 5 çarpı 5'ten 25. Bize kaç tane yüzey var? 6 tane yüzey var. Çarparsak 6 kere 5, 30, elde var 3, 12 artı 3, 150 santimetre kare bize istenen yüzeylerin toplam alanı olacak çocuklar. Hemen bakalım. Bir dikdörtgenler prizması. 3, 5, 8, 4, 4, 10. Şu kare prizma yalnız. Çünkü tabanı kare. Bunun ise bu dikdörtgenler prizması. Ne yapacağım? Hemen pratik olarak size söyleyeyim. Hemen bakıyorum. 5 kere 8'den 40. Bu yüzey 40. Tam yazamadım. Bu yüzey 40. Ondan sonra 3 kere 8'den bu yüzey 24. Daha sonra 3 çarpı 5'ten bu yüzeyde 15. Yani her birinden ikişer tane. Burası 15'ten 2 tane. 30. Daha sonra 40'tan 2 tane 80, 40'tan 2 tane 80, 24'ten 2 tane de bize kaçı verecek? 48'i verecek. O halde toplam alanımız kaç yapacak? 158 santimetre kare. Çocuklar, kare prizmanın bir tabanı 4 kere 4'ten 16, 16'dan 2 tane var 32, 32 yazdım artı. Diğer yüzeylerin hepsi 4 eş dikdörtgen mi? Yani 4 tane bize 10 çarpı 4'ten, 4 çarpı 10'dan, yani 40'tan 4 tane mi var bize? 4 tane 40'da bana ne yapacak? 160 yapacak. Topladığın zaman 192 santimetre kare benim neyimdir? Toplam yüzey alanımdır çocuklar. Devam edelim. Hemen bakın. Verilen küpler üst üste koyularak elde edilen yapının yüzey alanı kaç santimetre karedir? Çocuklar, ben bu 3 tane küpü üst üste koyduğum zaman artık oluşan yeni şeklimin tabanı 4'e 4 ama yüksekliği ne olacak 3 tane 4'ten? Yani yüksekliğim artık kaç olacak bize? Yüksekliğimiz 12 olacak. Yani artık burası 4 olmayacak. Burasının tamamı 12 olacak. Bunları üst üste buraya taşıdığım zaman çocuklar.
Bu küpleri bu ile taşıdığım zaman yüksekliği 12 olacak. O halde tabanında bir değişiklik var mı? Yok. 4 kere 4'ten 16. 16'dan 2 tane yaparsam, çünkü alt taban ve üst taban aynı, eşittir 32. Burası sabit. Peki yan yüzeylerden kaç tane vardı? 4 tane. 4 tane yan yüzey dikdörtgen. Her birinin alanı 12 çarpı 4'ten 48. Ama 4 tane olduğu için 4 tane 48 bana kaçı verecek? 4 kere 8, 32, elde var hiç 16, 192. Toplamımız kaç olacak? 4, 2, 2, 224 santimetre kare olacak çocuklar. Verilen bir kare prizmanın yüzey alanı 800'müş. Bakın çocuklar, şimdi tabanı 10 çarpı 10'dan 100 mü? Evet, taban 100. Yukarısı da 100, üst taban da 100. O halde 100 artı 100, 200. Ben 800'den 200'ü çıkarttım, kaldı mı 600? Evet, işte bu 600 bana ne çocuklar? 4 tane neyin çarpımı bu 600 bana? 10'la yüksekliğin çarpımı, 10 çarpı h'nin çarpımı bana. 4 tane. E peki 4 tanesi 600 ise bir tanesi bize kaç olur? 4, 5, 150 mi olur? Bir tanesi 150. 150 bize 10'la çarpılıyor. Neyi ben 10'la çarparsam 150'yi verir? Yani yüksekliğimiz kaç olacak o halde? Yüksekliğimiz 150'yi 10'a bölersek 15 santimetre de bizim nedir? İstenen yüksekliğimizdir çocuklar. Devam edelim. Çocuklar, her bir soruyu lütfen siz de yapmak için çabalayın. Yapamadığınız soruda videoma dönebilirsiniz veya videoyu dondurup cevapları beraber kontrol edebiliriz. Küpün bir ayrıtının uzunluğu 10 santimetre olan eş küplerden kullanılmış şu şekil için. Yüzey alanı kaç santimetre karedir verilen şekli? Şimdi bu verilen şeklin yüzey alanını bulabilmek için verilen şeklimini 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 5 önde, 5 de arkada kaç tane yüzeyimiz var? Toplam 10 yüzeyimiz var burada. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 5 burada, 5 de arkada 10 yüzeyimiz var. Tamam. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'de orada yüzey var, değil mi? Bakın 12. Tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 önde, 5 de arkada 10. Şimdi şu yanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de burada. Toplam kaç yüzeyimiz var o zaman bu yapıda? 22 tane yüzeyimiz var. Şimdi ben bir yüzeyi bize kaçtı? 10 çarpı 10'dan 100 değil mi bir yüzeyi? O halde 22 tane yüzey bize 22 çarpı 100'den kaç olacak çocuklar? 1800 mü? Nerede hata yaptık biz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de arkada 10. Şurayı tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane ama. 18 değil. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ön, 5, arka, 10. Orada diğerlerini hesaplarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 12 yüzeydi. Aralardaki yüzeyler. Arkada da 10. 22 tane yüzey var çocuklar burada. 22 yüzeyle çarptığım zaman 2200 santimetre yapacak santimetre kare istenen yüzeyimin alanı. Şimdi bu soru çok tatlı bir soru çocuklar. Lütfen bunu yapmak için uğraşın. Yapamadığınız zaman videoyu açın. Tekrar oradan izleyin. Diyor ki verilen şekilde diyor 30'a 20'lik bir dikdörtgen veriliyor. Şu kısımlar, beşerlik kısımlar kesilip oluşan şekilden bir prizma yapılacak diyor. Yani kutu yapılacak diyor. Oluşan kutunun dış yüzeyin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bakın, eğer 5 kesiliyorsa 5 buradan 5 buradan 30'du. 10 gitti, buraya kaç kaldı? 20. Şurası 20. Devam edelim. Burası 20 idi. 5 gitti. 5 de buradan gitti. 10 mu kaldı? Burası 10. Şimdi bakın. Burası 5. 10'a 5'lik bir dikdörtgen mi var şurada, şu küçük yer? 10'a 5'lik. Bakın şurası. Ve şurası da aynı şekilde 10'a 5'lik. 10 çarpı 5'ten kaç yapacak bize? 50. 50'den kaç tane var? 2 tane var. Yani 50 artı 50'den bize kaçı verecek? 100. Bir yüzeyim, iki yüzeyimizin toplamı 100. Gelelim diğer yüzeyimize. Burası 20 idi. Burası da aynı şekilde 5. Peki 20 ile 5'i çarptığın zaman bu yüzeyimiz kaç yapacak bize? 100. Bu yüzeyden de aynı şekilde bir yukarıda bir aşağıda var. Yani 100 artı 100'den 200 de bu yüzeyimiz yapacak. Artı 100 eşittir. 200 de bizim bu istenen yüzeyimiz. 200. Devam ediyoruz.
Daha sonra burası 10, burası 20. 20 çarpı 10'dan 200. 200 burada. Değil mi? Bir de bunun neyi yapılacak? Kutu yapılacak. Kutunun üstü kapalı mı, açık mı? Bir kartonu köşeden kenarına yazan kare takiplerinden geri kalan bölgeyi kartonu kutu yapılacak. Bu kutunun dış yüzeyin alanı kaç santimetre karedir? Peki bakalım şimdi 200 burada, 100 burada. Bizim toplamımız kaç yaptı? 300. Acaba soruya göre yorum yapalım çocuklar. Bu kutunun üstü kapalı mı, açık mı? Buradan açık görünüyor. Açık olarak mı düşünecek acaba? Orada belirtmemiş. Çıkarıldıktan sonra geri kalan bölgenin kare ve prizmanın kutu yapılacak. Evet, açık olacak üstü. O halde 200, bir de iç yüzümüz var. 200 de burada, toplam alanımız kaç olacak? O halde 500 santimetre kare. Çünkü bakın bu 200 şurası çocuklar. Şu ortada gördüğünüz yer 200. Kutunun üstü açık olduğu için, kutunun üstü açık bakın, kapatmadığı için bir 200 daha almıyorum. Yani elimdeki 300'e bir de 200 eklersem benim cevabım kaç olacak? 500 benim istenen dikdörtgenler prizmamın neyi olacak? Yüzey alanı olacak çocuklar.